Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, şimdi maksimum minimum problemlerinin olduğu son teste geldik. Güzel sorular var, dikkat. Hadi başlayalım. ABCD bir dikdörtgen. AE ile EF birbirlerini diktir demiş. Tamam, dik işaretini koymuş. AD uzunluğuna 20 birim demiş. Yerleştirdim. AB uzunluğunun 16 birim olduğunu söylemiş. Bunu da yerleştirdim. FC uzunluğunun en büyük olmasını istiyor. Şuradaki FC uzunluğunun en büyük olabilmesi için tanjant alfayı istiyor. Şimdi arkadaşlar bir kere şöyle bir yapalım mı? Şimdi burası alfa ise şurası beta. Alfa ile betanın toplamı 90. 90 burada var. O zaman buradaki açımda nedir yine? Alfadır. Bakın şimdi o zaman biz buradaki uzunluğu arkadaşlar x kadar dersek buradaki uzunluğumuz ne kadardır? 16 eksi x kadardır. Tamamı burasıydı. Şimdi bizden istediği yere bakarsak bir benzerlik var bakın arkadaşlar şurada. Şimdi şuraya da y diyelim. Bakın şu üçgende tanjant alfayı hesaplayalım. Tanjant alfa dediğimiz bu üçgende karşı bölü komşudan 16 eksi x bölü 20'dir. Şimdi diğer üçgende tanjant alfayı hesaplarsak şuradaki üçgende oradan tanjant alfa dediğimiz neye eşit? Karşı bölü komşudan y bölü x. İki tanjant alfa birbirlerine eşit olacağı için bunları eşitliyorum. 16 eksi x bölü 20 dediğimiz eşittir y bölü x oldu. Bize y lazım işte. Bakın içler dışlar çarpımı yaptığımızda y karşımıza çıkıyor. Y dediğimiz neye eşit oldu arkadaşlar? 16 x eksi x kare bölü 20 yaptı. İşte bizden y'yi istiyor. Y'yi tek bilinmeyen cinsine getirdik artık. Bunu da şöyle yazalım. Türevi kolay alalım. Bölümün türeviyle uğraşmamıza gerek yok. 1 bölü 20 sabit sayı. 16 x eksi x kare. Tamam. Şimdi fonksiyonun türevini alıyorum. Y türev. Başında 1 bölü 20 var. Tamam mı? 16 x'in türevi 16. Eksi x karenin türevi 2 x. Bunu ne yapan değeri bulmaya çalışıyorum? Şimdi 0 yapan değeri bulmaya çalışıyorum. 0 yapan x değerimiz kaçmış arkadaşlar? 8. Tamam. Tanjant A demişiz. Şurası tanjant alfa ne olacak olacak? Bakın x yerine 8 yazdığınızda tanjant alfamız 8 bölü 20'ye eşittir. 8 bölü 20'yi de 4 ile sadeleştirdiğimiz zaman ne yapacak? 2 bölü 5 gibi bir orana eşit olmuş olacak. Evet sorumuzun cevabı Bursa. Tamam mı? Yani oradaki istenilen uzunluğu, istenilen uzunluğu yerleştirdik, bitirdik. Hadi bakalım neredeyiz şimdi ikinci soru. Yarı çap uzunluğu 3 birim olan küre içine yerleştirilebilecek en büyük hacimli koni istiyor bizden. Şimdi ne yerleştiriyoruz arkadaşlar? Bir tane neyimiz var öncelikle? Yarı çap uzunluğu 3 birim olan bir tane neyimiz var? Ee, küremiz var. Şöyle bir daire gibi çizelim. Bunun içerisine ne yerleştirecekmişiz? Bir koni yerleştirecekmişiz. Şöyle kalemi seçemedik. Evet. Şimdi koni yerleştireceksek arkadaşlar... Alt tabanı şöyle olan, alt tabanı şöyle olan, yukarıda şöyle bir tane koni yerleştireceğiz kürenin içerisine. İşte bunun hacminin en çok olmasını istiyor. Şimdi bakın, buranın merkezini aldım. Bir kere, bir kere, şurası kürenin yarı çapı 3 olduğu için bu uzunluğum da 3'tür. Bu uzunluğum da 3'tür. Şimdi biz şuradan şunu indiriyorum arkadaşlar, bakın. Şurada bir diklik oluşuyor. Şurada bir R var. Tamam mı? Bu R neyin? Tabandaki e, koninin tabanındaki dairenin yarıçapı, çapı. Tamam mı? Şimdi şuradaki uzunluğum da neye eşit? 3'e eşit. Şimdi bakın. Benden ne istiyor? Koninin hacmini istiyor. Neydi formülü? Taban alanı pi r kare çarpı h bölü 3'tü. Şimdi bakın o zaman buraya baktığımızda arkadaşlar Şimdi şuradaki parçaya da x kadar diyelim. Burada ne biliyorum ben? x kare ile r karenin arasında bir bağıntı var. x kare artı r kare eşittir 9. Bakın formülde r kare var. Gidip de x'i yalnız bırakmayın. r kareyi x cinsinden bulursanız daha kolay olacak. r kare neye eşittir? 9 eksi x karedir. Bakın tek bilinmeyeni en kolay dönüştürmenin yöntemi bu. Şimdi o zaman v'yi yazıyorum. Pi çarpı R, R, kare dediğimiz 9 eksi x kare oldu. Onun yerine hemen 9 eksi x kare yazıyorum. H var. H dediğim şuranın tamamıdır bakın. H dediğimiz ne eşit oldu? X artı 3'e eşit oldu. Bölü neyimiz var arkadaşlar? 3. Bakın buradaki pi bölü 3 sabit sayımızdır. O pi bölü 3'ü başta düşünelim. Ondan sonra türevini alalım. 9 eksi x kare çarpı x artı 3. Hadi türev yapalım şimdi. Şimdi vx fonksiyonunun türevi x'e bağlı hacim denklemi. Pi bölü 3 başta dursun. Birincinin türevi nedir arkadaşlar? Eksi 2x'tir. Birincinin türevi çarpı ikinci. İkinci dediğimiz x artı 3. Artı ikincinin türevi 1 bir. çarpı birinci 9 eksi x kare. Tamam. Burasını tamamladık. Türevi neye eşitliyorum şimdi? Sıfıra. Hadi buradan bulalım şimdi. Pi bölü 3 başta dursun. Sıfır olmasını hiçbir şekilde etkilemeyecek. Dağıtıyorum. Eksi 2x'in karesi. Eksi 6x artı 9. Eksi x kare gibi bir şey oldu. Buranın sıfır olması lazım. Şimdi bakın. Buradan ne geldi arkadaşlar? Toplam eksi 3 tane x kare oldu. Eksi 6x oldu. Artı 9. Bunu sıfır yapan değeri arıyorum şimdi. O zaman bir de burayı eksi 3 parantezine alalım. Eksi 3 parantezinde x kare artı 2x eksi 3 eşittir 0 oldu. Eksi 3 parantezinde çarpandan ayırıyorum. x artı 3 ile x eksi 1'in çarpımı eşittir 0. O zaman x dediğimiz ya eksi 3, x dediğimiz ya da ne olacak? 1. Ya x uzunluk olduğu için zaten eksi olamayacak da. Eksi artı eksi bakın. Azalan, artan, azalan. Şimdi en çok olabilmesi için x'in kaç olması gerekiyormuş? 1 olması gerekiyormuş. Ne istiyor bizden? Yüksekliği kaç birimdir diyor. x'in 1 olduğunu bulduk. Bakın x yerine 1 yazarsak yüksekliğimiz 4 birim olmuş oldu. Sorumuzun cevabı denizli. Evet bunu da geçtik. Katı cisim bilgisi lazım bu sorun içerisinde açık ve net bir şekilde. Evet geldik şimdi 3. sorumuza tatlı soru dikkat et. Uzunluğu 20 santimetre olan bir tel iki parçaya ayrılıp parçaların tamamı kullanarak bir daire ve bir kare yapılıyor diyor. Şimdi bölmüş bunu. İlk parçam x kadar. İkinci parçam ne kadar oldu? 20 eksi x kadar oldu. Tamam. Buna göre kare ve dairenin alanları toplamı. Şöyle yapalım arkadaşlar. x demeyelim de 4x diyelim. 4x diyelim. Şu 4x ile kare oluşturmuş olalım. O zaman her bir kenarım ne kadar olur? x kadar olur. Şimdi o zaman bunun neyi var arkadaşlar? R'si var. 2 pi r'nin de neye eşit olduğunu söylüyor o zaman. 20 eksi 4 x e eşit olduğunu söylüyor. Tamam. O zaman buradan her iki tarafı hemen neye bölelim? 2'ye bölelim. 2'ye böldüğümüz zaman, 2'ye böldüğümüz zaman ne geçecek? 2 pi'ye bölelim. R'miz neye eşit oldu? 20 eksi 4 x bölü 2 pi yaptı. Tamam. Şimdi senden diyor ki kare ve dairenin alanları toplamının en küçük olsun diyor. Şimdi bir kere alan denklemini istiyor. Karenin alanı x karedir. Tamam mı? Dairenin alanı pi r karedir. R'nin de 20 eksi 4 x bölü 2 pi olduğunu biliyorum. Tamam. Bunun neyi? Karesi. Alan denklemim oluştu. Şimdi bunun türevini alıp sıfır eşitleyeceğim. Alıyorum türevini 2x. Artı. Şimdi bakın 2 başa düşüyor. 2 pi yapıyor. 2 pi yapıyor. Dikkat edin. Buradaki 2 pi zaten nedir arkadaşlar? Sabit sayıdır. Veya başa almadan önce şöyle yapın isterseniz. Şuradaki 4 pi kare olarak şunu başa alın. Karesini aldığımda şu hiç kalmasın. 2'yi başa aldım şimdi. Pi bölü 4 pi kare oldu. Şimdi Üstünü bir azalttım. 20 4 x çarpı içinin türevinden de ne geldi? Eksi 4 geldi. Eşittir 0 diyorum. Tamam. Hadi şimdi sadeleştirmelerimizi yapalım. Şu pi ile şu pi birbirlerini götürsün. Tamam mı? Şimdi şu 4 ile şu 4 birbirlerini götürsün. Ama başında eksi kaldı. Yani şu işareti eksi olsun. Şimdi burada 2 x var. Tamam mı? Aşağıda pi var bakın. Şimdi bunu ne yapıyorum? İçeri dağıtıyorum. Eksi 40 bölü pi. Eksi 2 içeri de attım. Artı 8x bölü pi oldu. Eşittir 0. Şimdi bunu 0 yapan değeri bulabilmek için bir de şunun şuradayla paydasını eşitleyelim. Ne geldi? 2x pi eksi 40 artı 8x bölü pi ile işim yok. Burası 0 yapacak. Tamam. X parantezini alıyorum şimdi. X parantezini aldığımda ne geldi arkadaşlar? Bakın. 2 pi artı 8 geliyor buradan. Eşittir ne yapıyor burası da 40. Her iki tarafı neye bölüyorum şimdi? 2 pi artı 8'e bölüyorum. 40 bölü 2 pi artı 8 cevabım. Küçük olduğuna göre karenin çevresini soruyor. Karenin çevresi kaç x'tir? 4x'tir. O zaman burayı neyle çarpıyorum? 4 ile. 4x. Bakın 4 neyse 4 ile çarptım. 160 bölü 2 parantezini al şurayı da. 2 parantezinde pi artı 4 yaptı. Onları da sadeleştirirsek 80 bölü pi artı 4 gibi bir cevaba ulaşırız. Sorumuzun cevabı nedir arkadaşlar? Ceyhan'dır. Tamam mı? Sistematik bir şekilde e, denklem oluşturuyoruz. Yani türevle bu, bu konunun türevle alakalı tek kısmı türevini alıp sıfıra eşitlemek. Hadi dördüncü sorumuz. Şekilde kenar uzunlukları 30 santimetre ve 16 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki karton verilmiştir. Bu kartonun her köşesinden kenar uzunluğu x santimetre olan kareler kesip çıkarılıyor. Kalan parça katlanarak üstü açık bir dikdörtgenler prizması elde ediliyor. Şimdi bakın. Kısa kenarım 16 ise x buradan kesmişiz. x buradan kesmişiz. Burası ne kadar yaptı? 16 2x. Yine burası da arkadaşlar ne kadardır? 30 2x kadardır. Şimdi bu şuralardan katlanıyormuş. Nereden katlanıyor? Bakın şuralardan katlanıp yukarı kaldırılıyor. O zaman tabanımız bu mavi ile çizdiğimiz yer oluyor. Tabanımız mavi ile çizdiğimiz yer oluyor. Bakın şuradaki uzunluğumuz 16 eksi 2 x. Şuradaki uzunluğumuz 30 eksi 2 x. Şimdi ne istiyor bizden? Hacminin en büyük olsun diyor. Hacim denklemini şimdi x'li olarak yazıyorum. Taban alanı taban alanı alttaki dikdörtgenin alanı. Bunların çarpımları. Yani ne oldu? 16 eksi 2 x çarpı 30 eksi 2 x. Burası tamam. Çarpı bir de yükseklik yukarı katlayınca yüksekliğimiz ne olmuş olacak? x olmuş olacak. x hacim denklemini buldum. Şimdi bunun türevini alıp sıfır eşitleyeceğim ama üçlü çarpmayla uğraşmak istemediğim için şunu içeri dağıtalım. 16 eksi 2 x çarpı 30x eksi 2x kare şeklinde bir denklem oluştu. Hadi türevini alıyorum şimdi. V türev x. Şimdi birincinin türevi. Söyle birincinin türevini ne yaptı? Eksi 2 çarpı ikinci. 30x eksi 2x kare. Tamam. Arada artı var. Şimdi ikincinin türevi. Nedir ikincinin türevi? 30 eksi 4x. İkincinin türevi çarpı birinci. Birinci ne? 16 eksi 2x. Tamam. Şimdi bu türevin ne eşit olması gerekiyor? 0 olması gerekiyor. Hadi buraya bakalım şimdi. Dağıtıyorum içeri. Eksi 60x artı 4x kare. Tamam burası. Şimdi şurayı çarpıyorum. Çarptığım zaman artı 48 480 eksi 60x. Şurayı dağıtıyorum. Eksi 64x dağıtıyorum. Artı 8 x'in karesi eşittir 0. Hadi güzelce bir düzenleyelim şimdi. x karelilere baktım öncelikle. 12 tane x kare var. x'lere bakıyorum şimdi. Eksi 60, eksi 60, eksi 120. Buradan da geldi. Eksi 184 tane x yapmış oldu. Bu da tamam. Sonra arkadaşlar sabit sayılarımıza baktığımız zaman ne var? Artı 480 var bir tane de. Neye eşitmiş burası sıfır. Tamam şimdi bir sadeleştirme yapalım. Rahatlıkla görelim. Nelere bölünüyor? Bir 6'ya bölündüğünü gördüm. 2, 8, 12, 13. 6'ya bölünüyor mu? 6'ya bölünmüyorlarmış arkadaşlar. 2 ile bir sadeleştireyim. 2'ye böldüm. 6x kare oldu. Eksi 92x oldu. Artı 240 oldu. Eşittir sıfır. Şimdi burayı çarpanlarına ayıracağım. Şimdi çarpanlarına ayırırken ne diyelim arkadaşlar? Şimdi 92 oluşturmaya çalışacağım. Ee, şurayı neyle neyin çarpımı düşüneyim? 24 ile 10 gibi çarpımı düşüneyim şurayı. Ee, 24 ile 3'ü çarparsam 72 yapacak. 2'yi çarparsam evet geldi. Bakın ikisine de eksi işaret veriyorum. Çapraz kontrol ediyorum. Eksi 20x. Çapraz kontrol ediyorum. Eksi 72x toplamları geliyor. O zaman burası neyle neyin çarpımı şimdi? 3x eksi 10 la 3x eksi 10 neyin? 2x eksi 24'ün çarpımı eşittir 0. O zaman köklerimizden biri 10 bölü 3. Diğer kökümüzde bunun kökü kaç yaptı arkadaşlar? 12. Şimdi en büyük derece terim işe artı nedir? Artıdır. Artı, eksi, artı. Artan, azalan, artan. En büyük olabilmesi için x kaç olmalı diyor. Bakın x dediğimiz 10 bölü 3 oldu. Sorumuzun cevabı Adana. Evet bunu da geçtik arkadaşlar. Şimdi işte problem tarzında gelen sorularımız da var. Soruları iyi anlaman gerekiyor. Soruldu sınavda yine sorulabilir. Bir vakfın üniversite öğrencilerine dağıttığı aylık bursla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir diyor. En çok 80 öğrenciye burs verilmektedir. Tamam. Burs verilen kişi sayısı 21'den az ise herkese 40 lira burs verilmektedir diyor. Şimdi bak burs verilen öğrenci sayısı 21'den azsa herkese 40 lira. Burs verilen öğrenci sayısı 20'den fazla ise 20'den fazla olan her kişi sayısı için her öğrenciden 0,5 lira eksiltilecektir diyor. Şimdi bakın. Bir kere ben 20 öğrenci olursa her öğrenciye ne kadar burs veriyorum? 40 lira burs veriyorum. Diyor ki 21 lira olursa diyor bir kişi arttırdım. Diyor ki 20'den fazla olan her kişi sayısı için her öğrenciden 0,5 lira kesilecek. O zaman bir öğrenciden 40 lira değil bir öğrenciye 40 eksi 0,5 lira. Eğer sayı 22'ye yükseltilirse 40 liradan 2 tane 0,5 eksilteceğiz diyor. O zaman x tane öğrenci olsun yani 20 artı x'e yükseltelim alacak öğrenci sayısını. O zaman bir öğrencinin alacağı para 40 eksi x çarpı 0,5. Fazlalık her öğrenci için 0,5 lira düşüyor. Şimdi bizden diyor ki bu vakıf ayda en çok kaç lira burs dağıtır? Bu vakfın dağıttığı burs miktarı öğrenci sayısıyla bir öğrenciye verdiğinin çarpımıdır. O zaman dağıttığı paraya A dersek AX'in denklemi 20 artı X ile öğrenci sayısıyla şunun şunun 40 eksi şu 0,5'i de 1 bölü 2 olarak yazabilirsiniz. X bölü 2'nin çarpımı. İşte fonksiyon oluşturdum. AX. 20'yi dağıtarak yazalım. Ne geldi buradan? 800. 20 ile X bölü 2'yi çarptım. Eksi 10X. 10 ile çarptım. Artı 40X. Burayı çarptığım zaman artı eksi X kare bölü 2 geldi. Fonksiyonum bu. Şimdi burayı düzenleyeceğim. Sonra türevini alıp sıfıra eşitleyeceğim. AX. Eşittir. Eksi x kare bölü 2 başta dursun. Eksi x kare bölü 2 başta dursun. X'lerimiz ne var? Artı 30 x'imiz var. Bir de neyimiz var? Artı 800. İşte bu dağıttığı paranın denklemidir. Hemen bunun neyini alıyorum? Türevini alıyorum. 2 başa düştü. Eksi x yaptı. 2 götürdü. Artı 30 yaptı. Eşitledim sıfıra. X eşittir kaçken gerçekleşecekmiş bu olay? 30'ken gerçekleşecekmiş. En çok kaç lira para dağıtır diyor. Bu denklemde 30'u ne yapıyorum şimdi yerine yerleştiriyorum. Evet 30'un karesi 900, 902'ye böldüm. 450, eksi 450 yaptı burası. Burası tamam. 30'u yerine koyduğum zaman buradan artı 900 geldi. Artı 800 daha var. 1700, 450'sini çıkardığımız zaman 1250 gibi bir şeye ulaştık. Sorumuzun cevabı ne oldu arkadaşlar? Ceyhan... Bak bu soru kalıbı çok gelir karşına dikkat et. Önemli olan soruyu anlayıp denklemini kurmak. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi 6. sorumuz. Aşağıdaki kroki de çevresi 80 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir evin banyo ve mutfak banyo, mutfak ve salonu gösterilmiştir diyor. Buna göre evin mutfağının en geniş alanlı olabilmesi için x kaçtır diyor. Bakın evin mutfağının istiyor mutfağının en geniş olabilmesi işte. Bak çevresi kaçmış? 80. Bilgim bu. Şimdi şurası kaç x arkadaşlar? 8 x. Şimdi şurayla şu iki çizdiğim yerin 8 x ile a'nın toplamı a artı 8 x'in toplamının toplam çevresi 80 ise yarısı olan 40'a eşit olmalıdır. O zaman a dediğimiz şey neye eşittir? 40 eksi 8 x'tir. O zaman A dediğimiz eğer 40 eksi 8 x ise 2 x'i de burada şuradaki parçamın uzunluğu ne kadardır? 40 eksi 10 x'tir. Artık soru bitti. Benden ne istiyor? Mutfağın alanını istiyor. Mutfağın alanını biliyorum artık. Kısa kenar çarpı uzun kenar. O zaman mutfak x diyelim. Eşittir. 3 x çarpı 40 eksi 10 x. Bakın denklemini oluşturduktan sonra iş bitiyor. Dağıttım içeri. 120 x eksi 30 x'in karesi oldu. Tamam bu mutfak x. Mutfağın alanının maksimum minimumunu sorduğu için bunun hemen türevini aldım. 120 x'in türevi 120. Eksi 60 x. Hemen eşitledim sıfıra. X dediğim ne geldi? 2 geldi. Tamam. X kaç olmalıdır diyor. X'in 2 olması gerektiğini bulun. Tek veri çıktığı zaman hiç maksimum minimum gibi düşünmenize gerek yok. Yani tablo yapmanıza gerek yok. Evet geçtik bu soruyu da. Neredeyiz şimdi? Yedinci sorum. Hadi güzelce oku. Şekilde alanı 160 metrekare olan dikdörtgen biçimindeki bir parkın kenarlarına şekilde verildiği gibi yürüyüş parkuru yapılıp ortada kalan dikdörtgensel bölgeye havuz yapılacaktır diyor. Havuzun alanı en çok kaçtır? Şimdi alanı neymiş? 150. Bakın kısa kenara A, uzun kenara B diyelim. Biz A ile B'nin çarpımının 150 olduğunu biliyoruz. Şu an 2 bilinmeyen var. O zaman B yerlerine ne yazabiliriz? 150 bölü A yazabiliriz. Bakın şu B dediğimiz 150 bölü A olsun. Tamam. Şimdi peki bizden istenilen ne? Buranın alanı. Bakın şurası ne kadar? 1 kadar. Şurası ne kadar? 2 kadar. O zaman burasının tamamı A'ydı. Buradaki uzunluğum A-3 kadar oldu. Yine bakın burası 1. Burası 1. O zaman 2 gitti uçlardan. 150 bölü A'ydı. O zaman buradaki kenarımız 150 bölü A'nın kaç eksi 2 eksi. Artık havuzun denklemini oluşturabiliyoruz. Havuzun alanı V A ile gösterirsek kısa kenarımız A eksi 3 kadar çarpı uzun kenarımız 150 bölü A eksi 2 kadar. Tamam. İsteyen çarpımın türevi yapsın, isteyen dağıtarak yapsın. İkisinden de aynı hesap gelecek. Hadi şurayı şöyle yapıp çarpımın türevi yapalım. A eksi 3 çarpı oradaki 150 bölü A'yı 150 çarpı A üzeri eksi 1 eksi 2 gibi düşünelim. Şimdi türevini alalım. V türev A eşittir. Birincinin türevi. Söyle birincinin türevini. 1 Bir. çarpı ikinci. 150 bölü A eksi 2 diye yazdım. Eksi şey artı ikincinin türevi. Türevini alırken bu başa düştü. Ne yaptı orayı? Eksi 150 yaptı. Üstünü biraz attım. A üzeri eksi 2 yaptı. Çarpı birinci. A eksi 3. Tamam. Bir düzenleyelim burayı. Sonra sıfır diyelim. V türev A eşittir. Payda eşitleyince ne geldi? 150. Eksi 2A bölü A. Tamam. Şimdi şuradaki a üzeri eksi 2 ne demektir? a kare demektir. Ne oldu burası? Eksi 150 a dağıtalım hadi burayı. Şöyle olsun o zaman artı eksi 150 a eksi 150 a artı 450 olsun burası. Bölü neyimiz var? a kare. Tamam. Şimdi bunu sıfır yapan değeri bulmam lazım. Eşittir türevini aldım sıfır diyorum. Şimdi bakın Hemen şurayı da a ile çarpalım. 150 a 2 a kare olsun. Paydalarımız artık eşit tek payda. O zaman buranın sıfır olabilmesi için yukarının sıfır olması lazım. Hadi bakalım şimdi. Şimdi a kareli ne var arkadaşlar? Eksi 2 a kare var. Eksi 2 a'nın karesi. A'lara baktığımız zaman eksi 150 a ile artı 150 a birbirlerini götürdü. Artı 450 eşittir 0 oldu. Attım karşıya 450 Eşittir 2a'nın neyi oldu? Karesi oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde a dediğimiz 200 a kare eşittir 225 oldu. O zaman her iki tarafın kare kökünü aldığınızda a artı 15 eksi 15 gelir ama uzunluk olunca olmayacak. A dediğimiz kaçmış arkadaşlar? 15'e eşitmiş. Şimdi havuzun alanı en çok kaçtır diye soruyor. A yerine ne yazacağız o zaman? 15. 15'i yazdım. 15'in 3'ü gitti. Buradan 12 geldi çarpı 15'i yazdım. 150'yi 15'e böldüğüm zaman 10. Onun ikisi gitti 8. Çarparsak burası 96 oldu. Sorumuzun cevabı da Edirne olmuş oldu. Tamam mı? Bakın sadece denklem oluşturuyoruz. Gerçekten türevle alakası sadece maksimum minimum değerini hesaplarken kullandığımız bir durum. Evet hadi bakalım sonraki soru birbirine paralel olan kaldırımlardan birinde yürüyen gece bekçisinin elinde bir fener vardır diyor. Bekçi feneri yola tuttuğunda ABC üçgeni şeklinde yolu aydınlatmış. Bu bölüm aydınlanmış. AB uzunluğunun 8 olduğunu söylemiş. Bu üçgenin alanın 12 olduğunu söylemiş. Çevresinin en az. Şimdi normal çözüm yaparsak çok uzundur çözümü arkadaşlar. Burada şöyle düşünelim. Bu üçgenin alanın çevresinin en küçük olabilmesi için Yüksekliği indiriyorum. İkiz kenar üçgen olması gerekir arkadaşlar. O zaman o zaman diyorum alanımızı vermiş bize. Yüksekliğe h dersek h çarpı taban 8 bölü 2 eşittir 12. 4 h eşittir 12. 4 h 12 ise h dediğimiz ne oldu? 3. O zaman burası 3, burası 4, burası 5. 3, 4, 5 ikiz kenar. Çevresi 5, 10. 4 de buradan 18'dir. Sorumuzun cevabı Ceyhan. Yani bu alan gibi şeylerde arkadaşlar şeklin düzenli olması gerekir. Evet geldik şimdi dokuzuncu sorumuza. Hadi bakalım ne diyor? Şekilde O merkezi yarım e, yarım değil burayı çeyrek yapalım arkadaşlar. Şaşırmışız orada. Daire şeklinde kumaş verilmiştir. O A'nın 12 birim olduğunu söylemiş. Sude bu kumaştan üçgen şeklindeki bir parça kesiyormuş. Tamam. Tamam önce bir üçgen kesiyor. Defne Sude'nin kestiği üçgen parçadan dikdörtgen şeklinde bir parça kesiyormuş. Tamam. Defne'nin oluşturduğu dikdörtgen parçanın alanı en çok kaç birim karedir diyor. Şimdi soruyu iyi anla. Diyor ki Defne'nin oluşturduğu dikdörtgen parça. Şimdi o zaman Defne'nin oluşturduğu dikdörtgen parçanın en büyük olabilmesi için Sude'nin oluşturduğu üçgenin en büyük olması lazım. Burada en büyük oluşturacak üçgen nedir arkadaşlar? Şudur. Bundan daha büyük bir üçgen oluşturamazsın. Alanı nedir? 12 çarpı 12 bölü 2. Şimdi bu üçgenden de diğeri dikdörtgen yapıyor. Ne demiştik? Bir üçgenin içerisine çizilebilecek en büyük alanlı dikdörtgen oluş üçgenin alanının neydi? Yarısıydı. Üçgenin alanı 12 çarpı 12 bölü 2 idi sadeleştirdim. 6 nedir? 72. Bu üçgenin alanı içine çizilebilecek veya işte bundan kesilebilecek dikdörtgenin alanı bunun alanının yarısıdır. Sorumuzun cevabı 36'dır. 9. soru Ceyhan işlemle çok uzun sürer. Evet hadi bakalım geldik şimdi son sorumuza. Aşağıdaki grafikte son 6 ayda Bodrum'a gelen turist sayısı ve bu aylarda aylık otel ücretlerinin değişim grafiği verilmiştir. Buna göre en yüksek aylık kazanç hangi ayda yapılmıştır diyor. Şimdi bakın yine güzel bir soru çıkabilir. Bakın doğrusal olarak bir artış var turist sayısında. Nelere göre? Aylara göre ilk 6 ayda. Şimdi bakın 1200'den nereye çıkmışız? 3600'e. Ne kadar artmışız toplam? 2400. 2400 artış kaç ayda olmuş? Eğim buluyorum aslında. 2400 artış 6 ayda olmuş o zaman demek ki e, her ay ne kadar artış oluyor 400 o zaman bizim turist sayısı denklemi şudur bakın turist sayısının denklemi şudur 1200 ile başlıyor 1200 ile başlıyor üstüne 400 eklenerek gidiyor 400x birinci ay 400 ikinci ay 800 üçüncü ay böyle gidiyor denklemi bu turist sayısı. Şimdi aylık kazancın denklemine bakalım. Aylık kazancım ne kadar? 3.000 Nereye düşmüş? 1.800'e. Ne kadar azalmış? 1.200 Ne kadar da? 6 ayda 1.200 azalmış. 6 ayda 1.200 azaldıysa ayda ne kadar azalıyordur? 200 O zaman bunun denklemi 3.000 eksi 200x'tir. Bitti. Şimdi en fazla kazancı elde etmesini istiyorsa bu otel ücretiydi arkadaşlar. Şuradaki K dediğim toplam elde edilen gelir T ile K'nın neyidir? Çarpımıdır. Yani 1200 artı 400 X çarpı 3000 eksi 200 X. işte denklemimiz bu. Tamam mı? Şimdi bizden bunun neyini alacağız o zaman? Türevini alıp sıfır eşitleyeceğiz. Birincinin türevi nedir? 4. İsterseniz şunları parantez alarak da yapın arkadaş yapabilirsiniz. Şunları 400 parantezine alırsınız bakın. İlk ikisini. ilkini 400 parantezine. ikinciyi 200 parantezine alırsınız. 400 parantezine aldığınız zaman 3 artı x gelir buradan. Bunu 200 parantezine aldığınız zaman 15 15 eksi x gelir. Bakın şunun türevini alırız bitiririz işe. Hadi bunun türevi birincinin türevinden 1 bir çarpı 15 eksi x. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevinden eksi 1 çarpı birinci 3 artı x. Ne olmasını istiyor buranın 0. Hadi güzelce bir düzenleyelim. İlkinden 15 eksi x geldi. 15 eksi x. Eksiyi dağıtıyorum. Eksi 3. Eksi x geldi. Eşittir 0 oldu. Bakın burası 12 yaptı. 12 yaptı burası. Eksi 2x var. O eksi 2x'i de artı 2x olarak karşıya geçirdiğimizde x eşittir ne geliyor? 6 geliyor. En yüksek karı 6. ayda yapmıştır diyor arkadaşlar. Evet 18. testimizde bitirdik. Sonraki soru testimizde de grafik yorumlama sorularımız var. Ondan sonra nelere geçiyoruz arkadaşlar sınava hazır olarak. Hadi bakalım. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.